Hepinizden çok özür dilerim. Gerçekten. Bu olaylar nasıl bu kadar büyüdü, biz buraya nasıl geldik hiçbir fikrim yok. Ben böyle olsun istemezdim. O yüzden çok özür dilerim. Teyze Kemiren arkadaşımın da dediği gibi. Sizi hipnoz etmişim. Farkında olmadan yaptığım bir şeydi. YouTube'un çok ilginç bir algoritma sistemi var. Yani insanı hakikaten kabız edebilecek cinsten bir sistem. YouTube'un insanların karşısında bir video çıkarması için gereken bazı şartlar var. Mesela önce bir içeriğinin olması lazım, güzel bir başlığının olması lazım, etiketlerinin olması lazım, güzel bir küçük resminin olması lazım, doğru zamanda koyman lazım, doğru kişiye hitap etmen lazım. Eğer çok şanslıysan, o zaman belki bir ihtimal senin videolarını insanların önüne çıkarabilir. Tabii o konuda biraz ajansların bastırdığı paranın da önemi var ama diyelim ki tek başınıza yapıyorsunuz, bütün bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Bunu biliyorum çünkü 500'den fazla video koydum bu kanal olmasa da. O yüzden her birinin ne kadar önemli olduğunun farkındayım. O 500 videoda ki haftada 3 veya 4 videoya geliyor bu arada. Az buz değil. Bunların hepsine o kadar özen gösterip o sayının altında kaldığım zamanlar oldu. Geçtiğimiz Mart ayından beri çok anlamadığım bir sebeple YouTube bu aktif olmayan kanalı herkesin gözünün önüne çıkarıyor. Özellikle de şu malum videoyu. Ki o videoda hiçbir şey yok. İçerik yok, başlık yok, açıklama yok, etiket yok. Hiçbir anlamı yok yani. Neden yani? Bu arada evet geldim. Aralık'ta geleceğim demiştim. Aralık oldu, geldim. Merhaba. Sağ olun, beklediniz. Vazgeçmediniz. Yorumlar yazdınız, mesajlar gönderdiniz. Benimle birlikte varoluşsal krizlere girdiniz. Çok teşekkür ederim kaldığınız için. O 700 kişinin bendeki yeri hiçbir şeyde yok. Hayatında ilk defa beni görenler için benim bir blogum var. Bir zamanlar çok aktifti, artık insanlar okumuyor. Okumamasının sebebi blogun kötü olması değil, insanların artık gerçekten okumak istememesi. O kadar altyazı çevirisi yapıyorum. Allah seni inandırsın, insanlar altına gelip şöyle yorum yazıyor. Öf, bunu 2 saat kim okuyacak? Okuyamadın mı sen bizim için? Ve bu kanalı da o blogun bir uzantısı olarak ayarlamıştım. Ama araya liste lobisi girdi. Ondan sonra bir bakmışım Aralık 2020 olmuş. Bu video size hem teşekkür hem de bir uyarı mahiyetinde. Teşekkür ederim, gerçekten beklediğiniz, zaman ayırdınız, merak ettiniz, saçma sapan videoları izlemek zorunda kaldınız. Sesim geliyor mu? Ses? Çok özür dilerim onun için. O video bir şaka amaçlı çekilmişti. Twitter'daki arkadaşlarıma o anda böyle bir video gelecek diye sadece bir günlük bir şakaydı. Ben nereden bileyim 30 bin kişi izleyecek bunu? Uyarı dememin sebebi de lise lobisindeki insanları buraya davet ettim. İlk defa yüzümü gösterdim orada. Bakalım, oradan da insanların gelmesini bekliyorum. Eğer bu videoyu o videodan sonra görüp geldiyseniz çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun beklediğiniz için. Bundan sonra her pazartesi buraya video koymayı düşünüyorum. Merak etmeyin, bu sefer önceden hazırlık yaptım. En azından kafamda bir şeyler hazır yani. O yüzden boş kalmayacak bu sözün altı. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye.